Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. İnşallah inşallah münazaret dersimize devam edeceğiz. Geçen hafta şeyhlerin veya herhangi bir kişinin faziletinden dolayı, necabetinden dolayı İnsanlar onlara hürmet ediyorlar idi ya da hürmetle mükellef olduklarını düşünüyorlardı. Onlar da bu hürmeti tahakküme, istibdada dönüş. Bilirler. Kim ne yaptı üzerinde konuşmuyoruz. Faziletin istibdadı da söz konusu olduğu üzerinde durduk. Ondan önce kuvvetin istibdadı, iktidarın istibdadı, ilmin istibdadı, ha nasıl İslam toplumunda geliştikleri üzerinde uzun uzun müzakerelerde bulunmuştuk. Sual burada kaldık. Yine soru cevap şeklindeki yazılan bu makalede muhataplar soruyorlar veya muhatapların sorma ihtimali olan konuları müellif bu soru cevap şeklinde yazmış olduğu kitapta dile getiriyor. Demek öldürmemize, hükümetin istibdadına yardım eden başka istibdatlar da varmış. Buradaki bu kelimeyi ben anlamadım. Siz anladıysanız buyurun anlayanlar. Öldürmemize kelimesinin yerini anlamadım. Yani ne demek istiyor anlamadım. Yalnız o öldürmemize kelimesini çıkartırsak ölümümüze olabilir. Ama tamamen tahmin ediyorum. Hükümetin istibdadına yardım eden başka istibdatlar da varmış. Şimdiye kadarki açıklamalarından sonra muhatapların anladığını farz ediyor müellif. Konuyu anladı. Yani yalnız istibdat dediğimiz hükümetin istibdadı, diktatörlerin istibdadı, kralların, sultanların istibdadı değil de başka istibdatlar da varmış. Cevap, evet. Cehaletimizin silahıyla. Bu öldürmemize kelimesinde acaba bir yazılış farklılığı mı var? Kendisinde başka kaynaklar bulunan arkadaşlar kontrol ederlerse memnun olurlar. Üzerinde düşündüm bir türlü bir anlam veremedim öldürmemize. Bu bağlamda öldürmemize hala yani bağlam içinde bir anlam veremedim ben. Ama diğer kaynaklarda da aynı kelime mi geçiyor? Kontrol edebilen arkadaşlar kontrol ederlerse memnun olurum. Peki cevap olarak diyor, evet cehaletimizin silahıyla asıl bizi mahveden içimizdeki garip namlar ile hüküm süren, garip adlar altında hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki, içimizdeki istibdatlar idi ki hayatımızı tesmin etmiş idi. Buradaki tesmim, zehirlemek, öldürmek anlamına anlaşılabilirse, yukarıdaki kelime de o zaman ölümümüze diye okunabilir. Evet. Fakat yine kabahat o küçük istibdatların pederi olan istibdadı hükümete aittir.
Teşekkür ederim Said açıklamanız için. Evet, kitapta da aynı kelime var diyor. Ben anlayamadım. Evet. Hayatımızı tesmin etmiş idi o içimizdeki garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar. O küçük istibdatların pederi olan istibdadı hükümete aittir. Burada biraz durmak lazım. Neden? İçimizdeki istibdatlar neler? Önce bunu bir anlamak gerekiyor. İçimizdeki istibdatlar neler? Bu bir anlaşılması gereken nokta. İsterseniz önce bunun üzerinde duralım. Fakat nasıl anlatayım? Mesela kralın, bir kral var, sultan var bir yerde. Sultan dediği oluyor. Küçük, önce basit bir örnekten başlamak istiyorum anlamak için. Ben kendim sesli düşünüyorum. Siz de katılırsanız memnun olurum. Bu konuda önceden düşünmüş ya da şu anda gerçekten konsantre olmuş bir şekilde konuyu anlamaya çalışan arkadaşlar katılırlarsa memnun olurum. Hükümet bazında sultanın dediği, yönetim bazında sultanın dediği kayıtsız şartsız kabul edilirse, ev bazında, aile bazında da babanın veya artık bazı şartlarda veya çoğu şartlarda annenin dediği, yani baba, anne, her kimse dediği olur. Büyük abinin dediği olur. Bu bir istibdat türüdür. Başka tür, çok tür istibdatları içimizde, küçük küçük istibdatları taşımış olabiliriz. Mesela dua ediyorum. Yaptığım dua karşılığında neyi ihtiyaç hissetmişsem onu vermeyene kızıyorum. İstibdat ediyorum. Yani ben, yanlış benden ama istibdadın bir türü bu. Dua ettim, hala ihtiyacım karşılanmadı diye yaratıcıma isyan ediyorum. Ama yanlış, yanlış da yapıyorum bunu. Yani istibdadın kendisi yanlış zaten. Ama yapıyoruz. Veya bir yerde yöneticiyim, yönetimim altındaki olan kişilere ben burada müdürüm, benim sözüm geçer diye istibdad ediyorum. Hani müdür olmak demek, idare etmek demek. Yani idare etmek Türkçedeki değişik anlamı da var da, bir şeyi yönetmek demek. Yoksa orada müstebit olmak, kendi kanaatini her ne pahasına olursa olsun insanlar üzerinde uygulamak, onları zorla kanaatine tabi kılmak demek değildir. Ama iç dünyamızda böyle zafiyetler var. Hatta mesela parasını verip bir mal aldınız, değil mi? O parasını verip bir mal aldığını, ben bunu parasını verdim artık, bu mal benim, istediğim gibi tasarruf edebilirim diyorum. Yani bu anlayışa sahibim. Bak, o eşya üzerine müstebit oldum. Halbuki parasını vermekle o eşyanın yaratılması ve bana ikram edilmesi arasında hiçbir ilişki yok. Hani bunun en güzel örneğini, gidip manavdan bir yiyecek alıyorsunuz. Yiyecek aldığınız zaman parasını ödüyoruz. Diyelim çok basit bir şekilde gittim manavdan, mevsimin meyvesi neyse, armut aldım. Tamam, bu armut benim artık, istediğim gibi tasarruf edebilirim demek, armut üzerinde istibdat uygulamak demektir. Yani sen armutu para vererek manavdan satın aldın ama armutu yaratan ne manavdır, ne toptancıdır, ne çiftçidir, ne topraktır, ne sudur. Onların senin ayağına kadar gelmesinde aracılara para verdin.
var, aracılara ödemede bulundun. Armutu yaratana hiçbir ödemede bulunmadın. Onun için armut üzerinde bu benimdir demeye hakkın yok. Tasarruf hakkını çiftçiden toptancı, toptancıdan nakliyatçı, nakliyatçıdan manav tasarruf hakkını transfer etti. Yoksa armut üzerinde sahiplik, malikiyet hakkını, hakkı kimsede yok. Onun sahibi ve maliki armutu yaratandır. Biz armut örneğinde, siz bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Armut benim, istediğim gibi kullanırım diyemeyiz. Yani eğer istediğim gibi kullanmaya kalkarsam armut üzerinde istibdat uyguladım demektir. Böyle çok iç dünyamızda küçük küçük istibdatçıklar örnekleri var. Onun için dikkat etmemiz lazım. Hayatımızı istibdat zehirliyor. Niye? İnsaniyetimizin gerçekliğini bozuyor. Yani insaniyetimiz bir hakikati, bir gerçeği kabul etmek üzere donatılmış duygulardır. Duygular bütünüdür, kitlesidir. Biz bunları yanlış yerlerde kullanıyoruz. İstibdat o. Yani istibdat etmeyi biz küfür olarak, inançsızlık olarak, Allah'a, yaratıcıyı inkar etmek olarak da pratikte genellikle kullanırız. Ama istibdat etmek başka bir şeydir. İki eşya arasında ki ilişkide kişinin kendisinin hiç hakkı olmadan diğer bir kişiye ya da eşyaya tahakküm etme yetkisi olduğunu iddia etmesidir. İstibdat bu yatay ilişkidedir. Yaratıcıya ait olan ilişki ayrı. Ona demiyoruz doğrudur, yanlıştır. Konumuz değil, girmiyoruz oraya. İki eşya arasında, benimle armut arasındaki ilişkide armutu istersem yerim, istersem ezerim, istersem top gibi oynarım onunla veya istersem benim malım değil mi efendim, istediğim gibi tasarruf ederim dediğim zaman benimle armut arasındaki ilişkim istibdada döner. Bunlar benim çocuklarım, bunların yemeğini falan ben hazırlıyorum diye. Eğer benim sözüm tutulacak bir evde diyorsam istibdat ediyorum demektir. Veya birisi herhangi bir iyilik yaptığı zaman veya biz bir başkasına iyilik yaptığımız zaman biz o iyiliği kendimiz yapmış, yani o iyiliğin kaynağı kendimizmişiz gibi davranıp da o kişi üzerinde sana bu kadar iyilik yaptım artık sen de beni dinlemen lazım dersem o kişi üzerine istibdat ediyorum demektir ki bu çok yaygın, kendimden de biliyorum bunu, çok yaygın bir davranıştır. Şimdi Nursi'nin burada birazcık yeni sahip ölçülerine göre problem olan bir cümlesi var. Benim dünyamda. Size göre problem olmayabilir. Benim dünyamda. Ama bu problemin nedeni suçu dış kaynaklara atmak. Yani buna özet olarak esbaba tesir vermek gibi. İnsan hürriyetinin hür bir şekilde kullanılması esasına aykırı gibi görünen bir cümle var. Onu beraber tartışalım istersen. Yani arkadaşlar da dikkatli bir şekilde takip ederlerse. Şimdi ben cümleyi baştan okuyorum. Evet, cümleyi cevabı baştan okuyorum ta ki son cümlecik, benim problem gibi gördüğüm cümlecik anlaşılsın veya rahat bir şekilde, doğru bir şekilde anlaşılsın. Evet, cehaletimizin silahıyla asıl bizi mahveden
içimizdeki garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki cahiliz, farkında değiliz ne yaptığımızın. İlle de inkar etmek maksadıyla yapmıyorduk. Yani istibdat uygulamıyoruz insan eşyaya veya diğerlerine. Cahiliz ama mazur değiliz. Cehaletimizden dolayı mazur değiliz. Neden? Cehaletimizi giderme yollarında irade-i cüz'iyemizi kullanmamız gerekirdi. Kullanmadık, cahil kaldık. Onun için mesulüz. Ama cehaletimizden dolayı ne yaptığımızı fark etmedik. Araştırmamız gerekirdi, araştırmadık. Onun için içimizde çok değişik şekillerde tezahür eden istibdatlar, istibdat duyguları gelişti, hakim oldu ve bunlar da hayatımızda yansıdı. Evet, garip namlar, içimizdeki garip namlar ile hüküm süren parça parça istibdatlar idi ki hayatımızı teslim etmiş idi. Hayatımızı öldürmüştü bunlar. Hala da benim anladığım, kendimden anladığım hala da öldürüyor. Fakat yine kabahat o küçük istibdatların pederi olan istibdadı hükümete aittir. Ben bu cümleyi canım şimdi istibdadı hükümete, yani başta sultan var diye ben örneğimize dönelim. Ailede de sultan benim. İş yerinde de müdür olarak sultan benim. Armut'un satın aldıktan sonra dilediğim gibi tasarruf eden sultan benim. Armut'un sultanı. Armut'a karşı saltanat iddiasında bulunmak anlamında armut'a karşı sultan benim dememin kabahati o küçük istibdatların pederi olan istibdadı hükümete aittir. Yani o istibdadı bize empoze eden, pederi olan, bize nakleden, öğreten, o yolu gösteren diye anlıyorum ben, hükümetteki istibdada dayalı yönetim biçimine aittir diyor. İki yönlü düşünmek gerekiyor. Birincisi, gerçekten umumi bir afet olan saltanat. Umumi bir afet. Çünkü bir kişi sultan olduğunu iddia ediyor. Milyonlarca kişi evet efendim siz haklısınız diyor. Umumi bir afet haline geliyor. Ve bu anlayış insanların küçük dünyalarında mukabele görüyor. Yani sultan devletin yönetiminde dilediğini yapar, ben de aile hayatında dilediğimi yaparım. Baba olarak, anne olarak veya abi olarak, ben de kardeşlerim arasında, abi, abla her neyse, ben de kardeşlerim arasında onların büyüğüm, dilediğimi yaparım, onlara dilediğim gibi tahakküm ederim veya dilediğimi yaptırırım şeklindeki bir anlayış atmosferi oluşturuyor. O atmosferde nefes alan insanlar, o atmosferde büyüyen insanlar bu hali, bu tavrı meşru bir tavırmış gibi algılayıp gelenek haline getiriyorlar. Ki bu geleneğin etkisi hala devam ediyor. Yani bir türlü hürriyeti sindiremedik kendimize. İlle başımıza bir eli kılıçlı yönetici istiyoruz. Ta ki zorla bize namaz kıldırsın, zorla bizi dine tabi kılsın. Dindar yönetici istiyoruz, ha dikkat edin. Zorla bize namaz kıldırsın, oruç tuttursun, Ramazan'da veya başka zamanlarda içkili lokantaları kapatsın. Oh ne güzel, ne alem. Bakın, kendimizden kaynaklanan bir çözüm yoluna başvurma meylimiz
hala gelişmedi. Dolayısıyla bizdeki bu meyil yönetim biçiminde arkadaş sen tahakküm edemezsin. Çünkü ben de kendi dünyamda tahakküm edilmeyeceğini, edilmemesi gerektiğini anlıyor ve uyguluyorum. Sen de yönetici olarak tahakküm edemezsin demeye gelen bir tavır sergilememiz lazım. Bunu biz yeni sahipten öğreniyoruz. Eski sahipte bu konuyu politik bazda ele aldığı için ana konu demek ki hükümetin istibdadı bize alışkanlıklar kazandırmış dediği için şahsi sorumluluklar üzerinde durmuyor. Konumuz o değil çünkü. Konumuz toplumsal bir problemi ya da toplumsal bir kangreni çözmek. Konumuz o. Onun için böyle söylüyor olabilir derim. Ama aslında hükümetin yani başımız bir yönetim biçiminin başında sultanın bulunması benim armuta karşı tahakküm etmem, evde kendimi sultan ilan etmemin gerekçesi olamaz. Çünkü şahsi sorumluluğuma aykırıdır. Yani insan başkasının hariçten bir kaynaktan dolayı, hariçten bir kaynağın etkisinden dolayı hata yaparsa kendisi ama bilmeden veya irade dışında değil. Hariçten bir hata. Mesela ben dinsiz bir toplumda doğdum. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak dinsiz olmak zorundayım. Neye? Herkes öyle canım. Dediğim zaman mazeret değildir. Zaten bunun hem Kur'an'daki örnekleri hem de insan düşününce anlıyor, kabiliyetini kullanınca anlıyor. Peygamberler tamamen toplumlarının tamamen karşıtında bir anlayışı takdim etmek üzere görevlendirilirler. Sanki pratikte gerçekten elimizde kimsenin elinde fiziki bir delili yok ama bir toplumda gerçekten imanın gerçeklerini, hakikatlerini uygulayan bir kişi olsa o topluma peygamber gönderilmez. Gerçekten iman, yani taraftar olabilir, kendi dünyasında ben bunları kabul etmiyorum diyebilir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında onun peygamberliğini ilan etmesinden önce putperestliği kabul etmeyen üç tane Hristiyan, bir tane Mekke'de bir tane Hristiyan vardı. Medine o zaman söz konusu bile değildi. Bilmiyorlardı. Ya bilmiyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Medine tecrübesi falan yok. Orada ehli kitap var ama Mekke'de yok. Mekke tamamen geleneklerden boğulmuş kabilecilik esasına dayalı bir yönetim biçimi anlayışı var. Bazı birkaç kişi Hanif dini denilen öyle rivayet ediliyor. Bir Allah'a inanırım ben putlara tapmam diyen birkaç kişi var. Yani neredeyse elle sayılacak kadar bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar birkaç kişi var. Bunlar ne bir iddiada bulunuyorlar, insanlara mesaj veriyorlar, ne de temelli bir kaynakları var ki o kaynakla birlikte bir eğitime tabi tutsun toplumun fertlerini. O zaman peygamber gelir işte. Eğer bir kişi gerçekten imanın hakikatlerini hem fark eder hem de topluma nakledecek durumda olursa o topluma peygamber gelir. Bu ne demektir? Bir peygamberin gelmesi ve vazifesini yapması o toplumun tümüne karşı cephe alması demek. Bir kişi toplumun tümüne cephe alıyor. Musa da öyle yaptı aleyhisselam bütün. Süleyman da öyle yaptı. İbrahim aleyhisselam da öyle yaptı. İsa da öyle yaptı. Tarihi şöyle nakillere baktığımızda İsa Aleyhisselam da öyle yaptı. Muhammed Aleyhisselam da zaten
yapılan nakillerde çok açık bariz belli ki tek başına bütün topluma karşı çıktı. Yani karşı çıkmak, isyan etmek anlamında değil, toplumun diğerlerine karşı bir antitez ile geldi. Karşıyla birlikte geldi. Bunu unutmayacağız. Yani bunlar ne demektir? Toplum bir insanı mutlak olarak iradesini elinden alacak şekilde etkilemez. Bu fıtrata aykırıdır. Onun için biz dedik ya, münazaratı yeni Said'in gözlüğüyle okuyacağız diye. Ama ben buradaki bu cümlenin kullanılışını siz nasıl görüyorsunuz bilemem. Bu cümlenin kullanışını konu itibariyle, vurgulaması itibariyle doğru görürüm. Yoksa itikadi anlamda yeni saatten öğrendiklerimize ters görüyorum. Bu da konu itibariyle doğru. Yani istibdadı hükümet insanlara, insanların şahsiyetlerine etki etti. İnsanlar da düşünmeyince, analizlerini kendileri yapmayınca, şeyhin bilir, alim bilir, hoca bilir, abi bilir, sultan bilir diye geçiştirince, bu insanın kabahati ama yanlışı. Hürriyetini kullanmıyor, iradi hürriyetini kullanmıyor. Geçiştirince kendinin hakikatini fark etmesi ve hak olanı uygulaması söz konusu olmuyor. Böyle anladım ben ama doğru ama yanlış. Yanlış isek Rabbim affetsin. Sual. Beyler, ağalar, müteşeyyihler iki kısımdır. Farkları nedir? Yani herkesi bu kategorinin içerisine koymuyoruz. Çünkü daha önce bahsetmişti. Şeyhlerimiz de ağalarımız da meşrutiyet fikrinin gelmesiyle birlikte birbirlerine düştüler demişti hatırlıyorsanız. Niye? Bazı şeyhler var insaflı, ağalar var. Şeyh mutlaka terika şeyhi de olmayabilir ama dikkat etmek lazım. Ağalarımızda yani toplumun kendisi, toplum içinde kendini eşraftan sayan kimseler de iki kısımdır. Onlar da birbirlerine düştüler dedi. Bazıları taraftar oldu, bazıları savunucu oldular. Şimdi, pardon, karşı çıktılar. Demek ki bu insanlar diyor ki, bunlar da iki kısımdır. Farkları nedir diye soruyor. Cevaba geçmeden önce yazılan var. Demir şöyle yazdı. Ben de neden böyle tepeden inme bir uslup kullanmış diye sormuştum diyor. Evet, aynı yani Risale-i Nur'un Yeni Said'in eserlerini dikkatli bir şekilde okuyor olmalısınız ki problemli bir genelleme var. Ama ben konunun odaklanması, dikkati konuya çekmesi bakımından mazur görüyorum. Yoksa harice tesir verme açısından değil. Dikkat çekiyor. Yani eğer toplum böyleyse, hani deriz ya, toplumda böyle bir gelenek varsa, insanlar önce iyice düşünmeden o geleneğin içinde bir yoğrulurlar. Ondan sonra müzakere etme, ondan sonra üzerinde mütalalarda bulunma, tefekkür etme imkanı sonradan çıkacak. Onun için peygamberler gelip insanlara mesajlarını ulaştırmak suretiyle sünnetullah böyle insanlara alternatif gösteriyor. Sizin alışkanlıklarınız buydu ama diyor, şunun hak olduğundan emin olmalısınız. Yani onun hak olduğunu anlayabilecek kabiliyettesiniz demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an'da hiçbir şüphe yoktur dediği zaman sen kim oluyorsun da şüpheleniyorsun değil. Sende Kur'an'ı anlayıp onda şüphelenecek bir özellik, bir karakteristik olmadığını anlayacak kabiliyette var.
kabiliyet var. O kabiliyetini kullan, anlarsın mesajı verilir. Ama piyasada böyle anlaşılır mı? Genellikle pek böyle anlaşılmaz. Ama biz Kur'an'ın tarifi ve Kur'an'ın maksatları açısından Kur'an okuduğumuz için Risale-i Nur'dan onu öğrendik ve gayet isabetli bir metot. O zaman mutlaka sende böyle bir kabiliyet var ki o kabiliyeti kullanırsan bu kitaptaki gelen mesajın hakkaniyetinde şüphe etmezsin. Hadi onu kullan bakalım demektir. La raybe fi. Evet. Hala cevaba geçmedik. Fatma yazdı. Benim başımdaki yöneticinin diktatör olması benim şahsi hayatımdaki davranışlarımı etkilememesi gerekir diye anlayacağım. Yani yeni sahipten bunu öğreniyoruz da cümle onu demiyor. Fakat biz konu ve mahal itibariyle böyle söylüyoruz. Böyle dikkati konunun ana hedefine çekmek için böyle söylemiş, ifade etmiştir diyebiliriz veya öyle yorumlarız. Çünkü aynı zat, aynı dönemlerdeki yazdığı eserlerde her zaman esbabın tesiri yoktur. Herkes hür olarak kendi yolunu kendi seçer diye ifade ediyor. Peki, beyler ağalar şehleşmiş olan, yani kendilerini şeyh yerine koymuş olan insanlar da müteşeyyih insanlar da iki kısımdır. Bunların farkları nedir? Yani nasıl ayıracağız şimdi? Cevap, istibdat ile tam okuyacağım ama Ahmet Ali yazdı. Münazaratı yeni sait nazarıyla okumanın farkı olsa gerek bu yorum. Evet. Evet. Zaten başka türlü olsaydı biz Üstad Hazretleri böyle buyurmuş der. Geçerdik. Doğru söylüyorsun. Evet. Cevap. İstibdat ile meşrutiyet kadar farkları vardır. Yani bu beyler de kendi aralarında ağalar da şeyhleşmiş olan kimse, yani kendilerini şeyh ilan etmiş olan kimseler de birbirine düştüler. Birisi meşrutiyetten, o zaman için meşrutiyet, biz de dedik ki bunu hürriyet diyeceğiz. Hürriyetten yana, birisi hürriyete karşı, bazıları hürriyetlerine bazıları hürriyete karşı tavırlar takındılar. Bunun arasındaki farkı nasıl bileceğiz? Yani kim şimdi? Hangisi nerede diye. O çok basit diyor benim anladığım kadarıyla. İstibdad ile meşrutiyet kadar farklar var. Yani istibdad ile hürriyet arasındaki farkı düşün. O kadar aralarında bu kişilerin arasında farklar var. Ben dahi meşrutiyet ve istibdadı müşahhas olarak size göstermek istediğimden bu iki kısmı timsal olarak beyan ediyorum. Yani meşrutiyeti ile istibdadın arasındaki farkı müşahhas olarak, yani işte sana fiziki bir örnek diye şahsileşmiş, cisimleşmiş bir örnek olarak göstermek istediğimden şu iki kısmı timsal olarak beyan ediyorum. Yani size misal olarak veriyorum. Bakın şu şey şöyle, bu böyle. Gördünüz değil mi aradaki farkı diye. İstibdat uygulayan var, hürriyeti tanıyor. Hürriyetini, insanların hürriyetine hürmet eden var. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? İşte istibdatla meşrutiyet arasında, yönetim biçimi olarak konuştuğu için meşrutiyet diyor. Meşrutiyet arasındaki fark bu kadar bariz. Siz de bunu bu örneklerde görürsünüz. Cevap, şimdi cevapta sual. Nasıl, yani bu misalleri nasıl veriyorsun bize? Cevap. Eğer büyük adam istibdad ile kuvvete ve hileye veya kendisinde olmayan tasannuen, yapmacık olarak gerçekte olmayan kuvve-i maneviyeye istinaden, şimdi kuvve-i maneviye dikkat edeceğimiz bir konu bu çok. Şimdi diğerlerini anlıyoruz. Adam zengin, etrafında mafyaları var. İstediğini yaptırıyor. Yaptırmazsa işte televizyonu var, gazetesi var.
mafyayı kurmuş, parası var, mafyaları kurmuş, besliyor onları, seni mahveder. Veya adamları var, fiziki olarak gelir seni öldürürler ya da komplo hazırlarlar vesaire vesaire. Olup biten işler hepiniz biliyorsunuz zaten. Bunlar nasıl olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz hatta eğer haberleri dinliyorsanız. Bunlar kuvveyi, bunlar belli. Üstelikler belli. Yani çok zenginlerin hepsinin medyaları var. Medyayla milletin beynini yıkayıp kendilerine rahmet ediyorlar. Tamam, bu belli bir şey. Ama bir de kuvve-i maneviyeye istinaden, bu çok önemli. Kuvve-i maneviyeye istinaden halkı istibdad ederek haf ve cebrin taziki ile tutup burada kalalım. İnsanlığı hayvanlığa indirmiş cümlesine girmeyelim. Şimdi halkı istibdad ile haf ve cebrin tazikiyle tutmuşlar. Neye göre? Kuvve-i maneviyeye göre. Kuvve-i maneviyeyi açık bir şekilde nasıl ifade etti daha önceki paragraflarda? Bir, ilmin istibdadı. İki, faziletin istibdadı. Yani necabetin istibdadı, necip olmanı. Yani insanlar o kişiyi çok fazıl bildikleri için onların faziletlerinden dolayı onlara kayıtsız şartsız itaat etmek ve tabi olmak tavrını takımlar. Onlar da faziletlerini veya ilmini alet ederek insanlara sen bilmezsin, sen anlamazsın, benim dediğimi yap. Demeye gelen tavır takımlarına ben bildim, ettim, rüya gördüm, rüyamda peygamberle görüştüm, bana ilham geldi ve işte kerametim var. Olabilir yani. Bir insanın kerameti oldu diye o insan müstebit olmayacak anlamına gelmez. Bir konuda kerameti olur, bir konuda müstebit olur. Çünkü hiçbir insan bir kerametim var diye mutlaka Allah'ın bir noktada bir meselede ikramına mazhar oldum diye diğer meselelerde mutlaka Allah'ın bütün özelliklerini en mükemmel şekilde yansıtan kişi olma iddiasında bulunamayız. Kimse de bulunamaz. Bulunmamalı. Bulunursa yanlış yapar işte. Onun için bir kimsenin kerametini zahiren görsem bile başka alanlarda yanılma ihtimalini her zaman nazarı itibara alacağız. O kişi de o kerametine binaen tutup da kendisini başka alanlarda da tahakküm ettirmeyecek. Ya tahakküm vesilesi olarak kullanmayacak o kerametini. İkram-ı ilahiye geldi. Elhamdülillah benim yapacak hiçbir şeyim yok. O verdi bana, verdi tamam. Ama yarın ben sapıtırım, vermez. Tamam. Rahat olması lazım. İşte bu kuvve-i maneviye bizde kendi gözümüzde yücelttiğimiz faziletinden dolayı, ilminden dolayı insanların bizim üzerimizde müstebit olmalarına imkan veriyoruz. Yani hocam sen bilirsin, ben bilmem. Sen ne dersen onu yapacağım. Müstebit yapıyoruz. Gerçi biz bunu çok çalıştık daha önceki derslerimizde. Kuralları uygulamak, doktor, hasta örnekler üzerinde çok durduk. Kuralları uygulamak, fiziki kuralları uygulamada bir kimsenin reçetesini aynen uygularsın. Ama şahsi sorumluluğun dahilinde olan bir konuda başkasının sana yapmış olduğu telkini kabul ettim demen zaten insaniyete aykırıdır. Senin kendin o konuda bir sonuca varman gerekirdi. Onun için bu gelenek, bu istibdat o şekilde gelişti ki imani meselelerde insanların, kişilerin kendi sorumluluklarını üstlenmeden ilmine, faziletine güvendiği kişilerin sözlerini ya da telkinlerini aynen
ne diyorsa ben de öyle diyorum diye. Kalben mutmain bir kalple tatmin olmuş bir şekilde tasdik etmek yerine diliyle o ne diyorsa öyledir diyerek kendini kurtulmuşlardan zannetme hatasının altında ilmin ve faziletin istibdadını kabul etmek yatar. Ya meseleyi karıştırmayacağız. Eğer karıştıracaksak gideceğiz. Yani şu anda rahat bir şekilde anlaşılmıyorsa önceki gidip önceki kayıtlardaki geniş açıklamaları, örnekli açıklamaları dinlemek lazım. Veya bu o derste bulunanlar zaten konuyu anlamış demektir. Evet. Demek ki tasannu'en kuvve-i maneviyeye istinaden halkı istibdat ederek havf ve cebrin, korkunun ve zorlamanın tazyikiyle tutup, yani istibdadı altında, tahakkümü altında tutup insanı hayvanlığa indirmiş. Şimdi bu kelime ileride de gelecek. İnsanlar hayvaniyetten çıkıp geldikleri diye ileride de gelecek. Buna dikkat etmemiz lazım. İnsanı hayvanlığa indirmiş, insanın iki yönünü, beşeri yönünü, insaniyet yönünü, yani et ve kemik yönünü, insaniyet yönünü. Et ve kemiği Kur'an'da balçıktan, topraktan, çamurdan veya pişmiş çamur, ne diyorsak ona, kiremit, tuğla gibi ses yapan bir sürü kelimeler kullanılıyor. Değişik kelimelerle ifade ediliyor. Ve yerine göre, kontekste göre manası mutlaka o kontekst içinde vurgu farkı taşıyan manaları içeren kelimeler kullanılıyor. Çok incelikli bir konu. Şu anda o konuya giremeyiz. İnsanın beşeriyet yönünün topraktan yaratıldığını, insaniyet yönünün Allah'ın kendi ruhundan üflediğini. Bu ne demek? Bu yine bizim konumuz değil şu anda. Allah'ın kendi ruhundan üflemesi ne demek diye. Yani burada tutup da bu ayetlerin tefsiri üzerinde saatlerce konuşacak değiliz. Konumuz değil o. Ama ayrımı yapmak için bir Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı açısından bir ceset olarak maddeten, şimdi et, kemik, kan şeklindeki görünen şekli var. Ona hayvaniyet diyoruz. Hayvaniyet ne demek? Türkçedeki hakaret kelime hayvan olarak kullanılan kelime hayvaniyet değil. Ya canlılık, canlı madde, maddi birim ama maddi yaratık ama canlılık. İşte hayvaniyetten bunu anlayacağız. İnsanı hayvanla indirgemiş. Yani ruhunun değerlerini, insaniyetinin özelliklerini kullanamaz duruma getirmiş. Ya bu sefer kuvvetliyse kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Neden? Hakikaten kuvvetli bir hayvan, diyelim aslan, kaplan neyse, zayıf olan ineği veya koyunu ezer. Tilki tavuğu ezer, yer. Bu hayvaniyettir ve gayet güzel, normal. O onun rızkı, hayvaniyet cihetiyle. İşte insanın insani özelliklerinin en başında gelen hürriyeti kullanmamayı telkin eden ya da insanların hürriyeti kullanmamalarını tercih etmeleri insaniyetini terk edip hayvaniyete dönüşmesi. Yani cismen neyse cismaniyete indirgemesi. Ruh insanın Allah'ın ruhundan
üflediği Esma-i İlahi diye özetleyelim de Risale-i Nur okuyanlar bunun farkında. Esma-i İlahi'nin tecellilerine mazhar kıldığı yönüyle insaniyetini kullanmamasını sağlamak. İstibdadın sonucu bu. Ama bu istibdat değişik şekillerde olur ya, insanları gerek kuvvet açısından, gerek mali baskı açısından, gerekse yönetim biçimi açısından, gerekse ilmi olması açısından, fazileti olması açısından insanlara hürce insaniyetlerini kullanma imkanı vermemelerinden ya da insanların hürce kendilerindeki insani özelliklerini kullanmayı tercih etmemelerinden dolayı insanların insaniyetten çıkıp hayvaniyet derecesine indiğini söylüyor diye anlıyorum ben. İnsanı hayvanlığa indirmiş. Peki yazılanları okuyalım. Demir şunu yazıyor. İnsanın bizzat kendisini değiştirmesi zor ise zor iş. Ha. Ama işte peygamberler onun için geliyor. Cennet onun için ucuz değil. Peki ben devam edeyim okumaya. Hürriyet bizzat kendi iradenle tercihler yapma sorumluluğunu yüklüyor insana. Evet. Doğru. İnsansın çünkü. Dolayısıyla kendindeki iradeni bizzat kendin kullanacaksın. Taklit yok, telkin yok. Telkin ölüye yapılır deriz ya, mezarda yaparlar artık. Gerçekten yapılır yapılmaz bilmiyorum da pratikte yaparlar. Telkin ölüye yapılır. Evet. İstibdatla zahiri bir konfor da beraber geliyor aslında. Bakayım bir. Sorumluluğu yüklüyor insana. İstibdatla zahiri bir konfor da beraber geliyor aslında. Yani madem bu zor, istibdat, ben şöyle anladım, son cümleni yani mutlaka bir şey diyorsun, yanlış anladıysam düzelt beni. İkaz et yani. İstibdat güzel bir bahane oluyor. İnsanın hürriyetini kullanarak sorumluluğunu, kendi üzerindeki sorumluluğunu üstlenmesi, özellikle insaniyetini kullanma sorumluluğunu üstlenmesi zahmetinden kaçıveriyor. Kolay geliyor. Rahat alana giriveriyor. Nedir o? Ya kardeşim işte senin ne kadar gücün varsa kullan onu, bitti. Yani gücün yetiyorsa uygularsın, gücün yetmiyorsa yapamıyorum dersin, teslim olursun, böyle yaşa git. Mesela geçen hafta geç kaldığınız derste birimiz çıkıp da sorumluluk almadık, sizin işi götürüyor olmanızın konforunda devam ediyoruz. Yani pratik bir örnek. Doğru öyle ama inançta da öyle, iman meselelerinde de öyle. Madem din ne diyor, şunu diyor, tamam onlara inandım diyor. Halbuki iman bir insanın kendi iç dünyasında, insaniyetinde tatmin olmasının sonucunda vuku bulan bir gerçek, insaniyetin gerçeği. İnsaniyeti parlatan bir gerçek, yücelten bir gerçek. İnsaniyeti mutlak aleme bağlayan bir gerçek. İnsaniyeti çamura değil de semaya bağlayan bir gerçek. Bu gerçeği sen başkası dedi diye sen de dilinle söylersen bu iman olmaz ya. Yani küfür de olmaz, taraftar oluyorsunuz bir gerekçesi vardır ama biz teorik olarak konuşuyoruz. Yalnızca dilinle söyledin diye iman olmaz, kalbinle söylüyor olmalısın. Evet.
kalbimizle söylüyor olmalıyız. Peki, daima insanı hayvanlığa indirmiş, daima o milletin şevkini kırar. Yani insanın bizzat kendisini teşebbüs etme şevkini kırar, neşelerini kaçırır. Yani onun lezzetini almanın zevkinden mahrum eder ve dolayısıyla insanlar kendileri bizzat teşebbüs etmezler. İnsanları baskı altında tuta tuta onları mukallit, köleleştirme, yani insaniyetini kullanamaz halde yaşamalarını alıştırmak. Böyle insaniyeti kullanmanın zevkinden insanları mahrum eder. Eğer bir namus olursa, o yalnız o şahsı müstebitte görünür denir. Falan adam şöyle yaptı. Yani buradaki namus kelimesi genelde çoğunlukla kullanıldığı anlamda değil. Eğer bir iyi bir iş yapılır, dürüst bir iş yapılır, daha doğrusu namus hukukullah, yani kainatın yaratılışında yaratıcının takip ettiği yaratma düzenine namus denir. Yani namuslu insan kainatın yaratılış maksadına uygun davranan, namussuz dediğimiz o yaratılışın maksadını takip etmeyen, ona tabi olmayan kişi veya tercih olarak anlaşılır. Burada kainattaki insanın, bu konumuza getirirsek, insanın yaratılışındaki maksada uygun bir davranış iyi bir davranıştır, ameli salihtir. İşte böyle güzel bir iş olursa diyelim, güzel iyi bir iş gerçekleşirse yalnız o şahsı müstebitte görünür. Yani istibdat yönetiminde mesela bir toplum başarılı bir sonuca ulaştı. Yalnız müstebit şahsta görünür denir ki falan adam şöyle yaptı. Yani nasıl, tipik örneğini hepimiz biliyoruz. Bir ordu bir yerde muzaffer olursa, yani savaşı kazanırsa, komutanın başarısı olarak anılır. Bilmem kim şöyle yaptı diye komutanın ismi verilir ya da o ordunun bağlı olduğu sultan denir ki, bilmem sultan bilmem kim şuraları fethetti denir. Tarihte öyle yazar, insanlar da böyle konuşurlar. Peki o adama mal edilir güzel bir şey olursa. Eğer bir seyyiye olursa, kötülük, başarısızlık olursa, kabahat biçare etbaa taksim olunur. Askerler düzensizlik yaptı. Savunma mekanizması yeterli değildi. Yani komutan veya sultan adı anılmaz. Evet, insanlara mal edilir, biçare o sultan, müstebidin istibdad ettiği kişilere taksim olunur. Yani onlara mal edilir. İşte bu mahiyetteki büyük, hakikaten büyük değildir. Yani böyle bir yerde ben ordu komutanı, ben kazandım bunu derse o kişi gerçekten büyük değildir. Küçüktür, milletini küçüklettiriyor. Yani yönetici ben başardım derse bu ne demektir? Hakikatte, gerçekte bu kişi yalancı, sahtekar birisi. Ve aynı zamanda da yönettiği kişilerin başarısını izale etmek, başarısını nefy etmek, inkar etmek, örtbas etmek suretiyle yönettiği kişilere hakaret ediyor, onları hakir yapıyor, küçültüyor. Milletine hakaret ediyor demektir. Başarıyı kendisine almaması lazım.
Çünkü zira milleti her sayı suhre gibi işliyor. Ha, şimdi benim burada yine bir metin problemim var. Bu cümleyi burada benim okuduğum şekilde, yani benimdeki bulunan metne göre anlamak zor. Ama milleti yerine milletin her sayı diye okuyacak olursa, o zaman gayet güzel paragrafın genel akışına uygun bir mana çıkıyor. Bunu sizden başka kaynaklar takip edenler varsa bir kontrol etmesini rica edeceğim. Milleti mi, milletin mi? Onu bu arada arkadaşlardan onun araştırmasını yapanlar yapadursunlar. Biz devam edelim ve cümlenin bir mana ifade etmesine müsait olacak şekilde okumamıza devam edelim. Evet. Milletin. Ha, sendeki metinde milletin mi diyor? Öyle yazmışsınız. Doğru. Başka türlü mana düşük. Demek ki bir daktilo yazım hatası var. Evet, doğru. Ben de ona göre işaretimi yapayım. Milletin. Milletin her sayı, her işi, yapmış olduğu her iş suhre gibi çalışıyor. Yani köleymiş gibi çalışıyor. Zor altında kalarak, baskı altında kalarak çalışıyor yaptığı işleri. Neden? Hatır için gibi yapıyor. Yani ne yapayım artık, mecburum yapmaya canım diyor. Hani ben onu çok, en güzel örneğinde insanlar vergi veriyorlar. Ne yapsın, vergi vermese başı belaya girecek. Devletin gücü gelip başına vuracak. Vergi zekat demek değil, yanlış anlamayın. Zekat vergi değildir. Vergi bir seküler bir, yani seküler bir kavramdır. Seküler derken yani vahiy dinlemez toplumların yönetim biçiminin mali kaynağıdır. Ama zekat tamamen farklı bir müessese olması gerekir. Özellikle şimdi pratikte kişiler şahsi olarak zekatlarını şahıslara verdiği için güzel. Ama daha önce zekatlar Beytülmal altında toplanıyor. Halife onu Allah için, Allah adına kullanıyor idi. Sonra sultanlar onu saltanatları adına kullanmaya başladılar. Yani o sarayın, tabii sultan olunca saray yapmak zorunda sultan, çünkü adam otoritesini ifade edecek. Halifelerin hiçbirinin sarayı marayı yok da sultan olunca saraylar başlıyor. Sarayların masraflarını karşılamak için de zoraki toplanan para haline geldi. Hatır için yapılıyor. Yani şimdiki toplumlarda da vergi öyle zoraki. Milletin hep sayı suhre gibi çalışıyor. Milletin her sayı suhre gibi çalışıyor bendeki metinde. Sizdeki metinde hep mi diyor? Evet dedi Muhammed Ali Ahmed Ali. De dedi ki milletin hep sayı suhre gibi çalışıyor. Her değil, hep. Muhammed düzeltmem gerekiyor. Bendeki kitapta da milleti yazıyor. Milleti hep sayı suhre. Sayı suhre. Burada yine bir problem var. Yok, burada bir problem var. Sayı suhre, o zaman tamlama olması lazım.
Yani sa'i tire i suhre. Ne demek? Yani zorla yapılmış bir iş. Zoraki altında kalınarak yapılan bir fiil demek. Sa'i suhre. Ama bendeki metinde tire yok. Tire olmayınca tamlama yok. Tamlama olmayınca mana çıkmıyor. Bir şey var. Yusuf Asar-ı Bediye'den nakil yapıyor. Zira milleti her sahiyi suhre gibi işliyor. Hatır için gibi yapıyor. Zira milleti her sahiyi suhre gibi işliyor. Bu Asar-ı Bediye'de. Ama siz Asar-ı Bediye'yi Osmanlıca okurken terkip şeklinde mi okuyorsunuz? Eğer Osmanlıca'dan baktıysanız terkip şeklinde mi okuyorsunuz yoksa ayrı ayrı kelimeler şeklinde mi okuyorsunuz? Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yusuf Latince'den diyor. Ya, Latince'ye çeviren onu terkip şeklinde okumamış. O, yani acizane kanaatim, kimseye itham etmiyorum da kasıtlı olarak bir yanlış yapmayı kesinlikle aklımın köşesinden bile geçmiyor ama okumasını terkip şeklinde okuması lazım. Sa'yı suhre diye okunması lazım. O zaman bir mana ifade ediyor. Ahmet Ali zira milleti hep sa'yı suhre gibi işliyor. Evet. Yani o zaman Ahmet Ali'nin her kelimesinin yanlış olduğunu, hep olması gerektiğini söylemesi doğru. Ama sa'yı suhre terkip olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, ben yazayım, siz bakın. Yani böyle olması lazım. Mananın tutarlı olması için. Başka türlü ben anlayamıyorum. Belki doğru da ben şu anda anlayamıyorum. Bir başkası anlar. Onu bilemiyorum. Hatır için gibi yapıyor, anladık. İyilik etse de riya karışır. Bu çok önemli. Şimdi bakın gidin insanlar zorla, kanun zoruyla, kanunun maddi baskısı zoruyla, çünkü vermezse hapse atacaklar adamı. Vergi veriyor. Ondan sonra da ben şu kadar vergi verdim diye övülüyor. Halbuki kanuni zorluk olmasa vermeyecek. Onun için zorla yaptırılan işlerde daima o işi yapanın riyası söz konusudur. Bunu da unutmayacağız. O işi yapanın riyası söz konusu. Yani o işi yapanın o işi yapmasında riya vardır. Yani gösteriş için yapıyoruz. Yani sahte bir görüntü vermek için yapıyor. Aslında zorlama olmazsa, istibdat olmasa yapmayacaktı. Evet, müdahene ve yalana alışıyor. Yani sanki ben vergi verdim diye gidip, yani Türkçe'de ne denir müdahene? Yaltakçılık yapmak, yağcılık yapmak denir. Yaltaklık başka bir daha şöyle argo gibi olmayan kelime olması lazım müdaheneye. Müdahaneci ve Türkçedeki kuyruk sallama, yaltaklık yapmak diye anlıyorum ben, başka bir kelime vardır belki. Müdahane ve yalana alışıyor millet. Daima aşağıya iniyor ve böylece dalkavukluğa ve yalana alışıyor. Daima aşağıya iniyor. Yani burada çok önemli bir tahlil var. Eğer insanlar bizzat kendi hürriyetlerini kullanarak hak olduğuna inandığı bir işi yaparlarsa insaniyetleri yücelir. Daha faziletli insan olurlar. Ama
istibdat uygulanırsa, o istibdadın zoraki baskısı altında işler yapmaya kalkarlarsa insaniyetlerini kaybederler, hayvanlaşmaya başlarlar. Bu, dikkat edelim, müstebit yönetim biçimlerinde müstebit birimler mi diyelim, mutlaka yönetim biçimi olması şart değil. Müstebit bir uygulamanın yapıldığı yerde, uygulama yapıldığı yerde kendisine istibdat uygulayanların insaniyetini köreltir, öldürür. Yani insaniyeti ölen geriye ne kalır? Hayvaniyeti kalır. Hayvaniyeti ile baş başa kalır insaniyetini kaybedince. Onun için müstebit toplumlarda yaşayan, hürriyetinin peşinde koşmayan, hürriyetini dava etmeyen insanlar istibdada boyun eğerek yaşamaya devam eder ettikçe hayvaniyete dönüşürler. Onun için gerçekten istibdada karşı çıkan, ta İslam'ın tebliğinden bu yana istibdada karşı çıkanlar, yani sultanlara karşı çıkanlar, insan olarak izzetimle yaşarım ya da hayvanlaşmam dediler. Öldüler, öldürüldüler. Olabilir. Öldüler, öldürüldüler. Olabilir. Farkındaydılar. Öbürü farkında değildi. Ayrı konu. Yani istibdat ile yani bir kişinin otoritesini kullanarak bir toplumu ya da bir birimi yönetmeye kalkmasının pratik çözüm olduğunu düşündüler. O da bir düşünce. Ama buradaki yapılan tahlilden anlıyoruz ki hürriyeti için canını dahi vermek İnsaniyeti kurtarıyor, hayvaniyete düşmeye engel oluyor. Bu doğru bir davranıştır. Ama diğeri içtihat farklılığı yaptı, öyle zannetti ama biz şimdi anlıyoruz yanlış bir davranıştı. Ama kötü niyetli miydi? Hayır, asla. Yani kimse diyemez ki işte efendim hem tarihte İslam'ın çok en erken devirlerinde Resulullah vefatından 30 yıl sonra 30 da değil 25-30 yıl sonra çıkan hadiselerde de istibdada karşı hürriyeti savunma hareketi ile istibdat yönetiminin, yani saltanat yönetiminin, bir kişinin tek başına buyruk olma yönetiminin pratik çözüm olduğunu düşünen iki niyet çarpıştı. Ki olabilir. İnsan bu, mutlaka içtihat ayrılıkları olacak. Öyle robot gibi bir toplum olmaz. Böyle bir toplum da beklenmez. Farklı fikirler, düşünceler olacak. Ama hangisi yanlış? Düşüncenin hangisi yanlış? İnsanın değil. Düşüncenin hangisi yanlış, hangisi doğru olduğunu bizim tahlil etmemiz lazım. İnsanlar hakkında hüküm vermeden, çünkü hangi niyetle böyle bir içtihat yaptığını bilmiyoruz. Yani elimizde bir delil yok ki kötü niyetle yaptı diye. Hayır, ama iyi niyetle yaptığına dair deliller var. Ama yanlış yorum yaptı. Oradan başla, yani İslam'ın ilk döneminden başla, tarih boyunca bu şekilde hürriyeti için ölürüm ama hürriyetimi terk etmem diyen insani izzetiyle şehit olur. Bunu anlıyoruz. Demek ki istibdat altına girmek insaniyeti aşağıya indirmek demektir. Razı olmak demektir. Zira sayi insaniyenin buharı hükmünde olan şevk müntefi oluyor. Şevki kırılıyor insanın. Sönüyor. Şevki sönüyor. Neden? Sayi insanın, sayi insani
insani faaliyetlerin buharı olan şevk sönüyor. Neden? Şimdi size zorla bir iş yaptırıldığında o işi ne kadar zevkle yaparsınız belli bir şey. Ben de yapmam. Ne kadar zevkle bu? Zorla. İkna olduktan sonra kendi insani duygularını kullanmak suretiyle, hürriyetini kullanmak suretiyle bir işi yapma teşebbüsünde bulunduğumuzda şevkimiz artar. O işi yaptıkça lezzet alırız. İstibdat altında o lezzetimiz, şevkimiz söner. Neden? Zorla yaptırılıyor. Zor kalktığı zaman ben ona şöyle tipik bir örnek veriyorum. Maaşınızı mesela siz bir yerde çalışıyorsunuz, güzel bazı işler yapıyorsunuz. O müessesede efendim işte güzel işler yapıyoruz, insanlığa faydalı oluyoruz falan diyorsunuz. Maaşınızı vermedikleri zaman işe gitmiyorsunuz. Yani diyelim ya bir profesör olsun, işte gençlere bir şey öğretiyorum, yeni nesle yeni bir şeyler öğretiyorum diyor. Onu öğretmenlikten atınca, profesörlükten atılsa, maaşı kesilse, tamam öğretmek ve öğretmek bitiyor. Neye? İşte o maddi, yani hakkı yok maaş almasın anlamında demiyorum. Maddi teşvik edici faktör ortadan kalkınca içinden gelen değilmiş o. Fakat İslami eğitim sisteminde çok iyi dikkat edelim. Öğretmenlerin, muallimlerin, öğreticilerin belli bir statüleri olmaz. Ya artık başka bir işle meşgul olamadığı için toplum ona getirir. Onun ihtiyacını, o kişinin ihtiyacını karşılar. İhtiyacı karşılamadıkları zaman da eğitime devam ederler. Sonra bu işler sultanların yönetimiyle resmileştirildi. Gerekliydi, gereksizdi ayrı konu. Belki zorunlu olarak öyle yapılması gerekiyordu. Ama o zorunluluğun altında da istibdatlarını uyguladılar. Yani eğitim müesseselerini kendi anlayışlarını devam ettirecek şekilde tesis ettiler. O anlayışı devam ettirenlere yetki verdiler. Anlayışını devam ettirmeyenleri görevden aldılar, attılar ya da yetki vermediler. Tarihte bunun çok örnekleri var. İstisnası da biraz az. Yani İslam toplumu için konuşuyoruz. Diğer toplumda da zaten her şey kral, onlar için kral diyoruz. Kralların iradelerine göre şekilleniyor. O belli bir şey. Onun için insaniyet fazla gelişmiyor. İnsaniyet fazla gelişmiyor. Şimdiki seküler toplumlar, yani vahiy dinlemez toplumlar, insaniyetin gelişmesi için insanlara ayrıca imkan veriyorlar. Gönüllü faaliyetler imkanı veriyorlar. Onu da yine teşvik ediyorlar. Neye bakıyorlar ki insanların zorla yaptıkları işlerden çok fazla fayda gelmiyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle karıştırmayın. Bir teknoloji gelişiyor ama o teknoloji gerçekten insanlığa faydalı olmak falan değil. Aslında bizim elimizdeki kullandığımız teknolojinin neredeyse hepsi savaş teknolojisi için yapılan çalışmaların yan ürünleridir. Veya eskimiş, artık kullanılmasında pek fazla önem olmayan ürünlerdir. Esas teknoloji savaş için kullanılır, yani savaş teknolojisi veya silah teknolojisi için kullanılır. Esas teknoloji silah teknolojisinde kullanılır ve silah teknolojisi de bir devletin ya da yönetim biçiminin hakimiyetini diğerlerine empoze etme aracıdır. Bunu herkes biliyor. Onun için efendim bak işte teknoloji gelişti, iPhone gelişti, istediğimiz zaman istediğimiz kadar gıybet dedikodu yapabiliyoruz telefonlarda.
artık ucuzladı da falan diye övünmeyin. Bunların hepsi artıklardır. Savaş teknolojisinin atıklarıdır. Onun için iyi dikkat edin. Savaş teknolojisinin atıklarıdır. Geriye bıraktığı yaramaz işleridir, öyle diyelim. Peki bunun için konumuzla ne ilgisi vardı dersek, hayır, direkt bir ilgisi yok ama seküler toplumların tamamen müstebit toplumlar olmak zorunluluğu vardır. Birkaç tane gönüllü müesseselerin çalışmasına imkan verdiler diye insaniyetin gelişmesine imkan veren bir yönetim biçimi imajı kafamıza yerleşmesin. Dikkat etmemiz lazım. Her zaman diyoruz ya, seküler yönetim biçimlerinde seküler olmayan bir eğitim alamazsınız. Hatta efendim ama din okulları var. Din sekülerleştirilerek anlatılır her yerde. Buna da dikkat edin. Her yerde din sekülerleştirilerek öğretilir. Nerede? Hep seküler eğitim biçimlerinde. Nerede seküler eğitim biçimi yok derseniz, ben bilmiyorum. Seküler eğitim yapmayan, din eğitimi yapsa bile seküler eğitim yapar. Seküler din eğitimi yapar. İyi dikkat edin, iman esaslarını tesis etmek ve geliştirmek maksadıyla eğitim veren bir müessese ben bilmiyorum dünyada şimdi. Yani yakın geçmişte de bilmiyoruz. Yakın geçmişlerde birkaç asır gerisine git yine ben bilmiyorum. Böyle bir nakil görmedik. Bu da gösteriyor ki hangi ad altında olursa olsun yapılan eğitim sistemi, din eğitimi olur, din dersi olur, her neyse kültür dersi olur onlar. İyi dikkat edin, kendi milli duygularını empoze etmek için dini karıştırarak öğretirler. Ama dini milliyete tabi kılarak öğretirler. İyi dikkat edin. Dolayısıyla dini sekülerleştirerek öğretirler. Biz de böyle bir kültürün çocuklarıyız. O da bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta. Evet. Demek ki insanları riyakarlığa alıştırıyor. O güzel bir kelimeydi. Hemen bakıvereyim. O kelimeyi hatırlayın. Dal kavukluğa alıştırıyor. Müdahene, dal kavukluk. İnsanı alıştırıyor ve böylece insani değerleri öldürüyor ve dolayısıyla insan kendi iradi tercihiyle yapmadığı işten lezzet almaz, şevk duymaz. Şevk olmayınca baskı bitince işler yapılmaz, kesilir. Evet, ağaları ve büyükleri omuzlarına biner ta yalnız görünsün, onların etlerinden yer ta büyüsün. Sanki Marksist gibi konuştu burada da. Dikkat edin, haşa Marksist değil de o terminolojileri bir kullanır gibi hissettim hemen birdenbire. Ağaları ve büyükleri, yani bir toplumun kendisini büyük diye ileriye sürdüğü kişiler bir toplum içinde, halkın, o insanların, sahilerinin yapmış olduğu işlerin omuzlarına biner, ta yalnız görünsün. Yani işte ben yaptım, ben yaptım denilsin. Onların etlerinden yer, yani onların gayretlerini kendine mal eder, ta ki büyük görünür. Halkın gayretidir. O da büyük görünür. O milletin gonca misal istidadatı üzerine o reis perde olup ziyayı göstermiyor. Yani milletin sayenin bereketini veya sonuçlarını kendine mal ettiği için milletin hak ettiği güzel özelliklerin görünmesine engel oluyor. Hatta körleşmesine
neden oluyor. Belki yalnız o neşv-i nema bulur, inkişaf eder, açılır. Yani bilmiyorum bu yalnız o kelimesini nasıl anlayacağız? Yazılanlar var ama şu o kelimesini yalnız o neşv-i nema bulur. Yani ağalar büyükler mi diye anlayacağız. Gelişir, büyür, gelişir, inkişaf eder, açılır. Eğer müşahhas istibdadı görmek arzu istiyorsanız işte işte size şu diyor, nokta nokta koymuş. Yani müşahhas bir şekilde istibdadı görmek istiyorsanız işte size şu adamı, şu adamı, şu adamı gösterebilirim diyecek. Ama demiyor, kişi hakkında konuşmama prensibinden dolayı. Yani diyor, siz bakın o adamı tanırsınız diyor. Buradaki nokta nokta, Risale-i Nur'larda da geçer bu nokta noktalar. Daima siz kendiniz aynı düşünce minvali üzerine devam ederseniz örneklerini çevrenizdeki toplumda, çevrenizde o toplumda görebilirsiniz diyor. Efendim yazılanları okuyayım da fazla ara vermeyelim çünkü artık anlamsız oluyor. Ali abi ses gitti. Nereden kaldık en son? Ahmet'in yazdığını okuman bitmiş miydi? Hayır, okumaya başlamamıştınız. Ahmet'in yazdığını okumaya başlamamıştım. Teşekkür ederim. Mikrofon kapalı kapalmış. Yani kapattım da açmayı unuttum. İman, okuyorum Ahmet Han'ın yazdıklarını, imanın hakikatlerini eğer şehadet ederek iman etmezsem, bana büyüklerimiz ve toplum tarafından aktarılan olacak. Şehadet ederim ki ilah yoktur, ancak ilah ilah illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylerken, aslında kastetmesem bile dalkavukluk ve yalancı duruma düşüyorum. Şehadet etmediğim halde şehadet kelimesini söylüyorum. Şimdi bu teorik olarak doğrudur. Pratikte her şehadeti söylemeyi tercih eden kimse tamamen şahitlik yapmasa bile genel bir eğilim ile bir Allah var olması lazım canım der. Baksana bu işlere harika görmüyorsundur kendi dünyasında. Ondan sonra bir Allah'ın varlığı haberini bize getiren ve belki de o insan bilmese de onun için belki diyorum o haberin detaylarını bildiren Muhammed diye bir zat varmış. O zatın da işte bu Allah'ın mesajını bize getirdiği için Allah'ın peygamberi, mesaj taşıyıcısı olması gerekir diye bir kanaat hasıl olmuştur. Bu kadar yüzeysel de olsa şehadet kelimesini getiren bir insan dalkavuk değildir de, yalancı değildir de meselenin özüne vakıf değildir. Yani mesela bir kendisini dinsiz diye tanımlayan bir insana siz
şehadet getirtebilir misiniz? Söyleyebilir mi? Söylemez. Neden? İnanmadığını iddia ettiği için. Öbürü inanması için bir gerekçeleri vardır. Onun için bu cümleniz doğru, teoride doğru. Pratikte kesinlikle bu cümleyi kimseye uygulamaya kalkmayın. Çünkü her şehadet getiren insanın o şehadet getirmezden önceki bir gerekçesi vardır. Yüzeysellik ayrı konudur. Onun için imanın derecesi sonsuzdur ya. Hep deriz ya, bir insan ya ben de Allah'a inanıyorum dese ne olduğunu bilmeden. Yani inanmıyorum diyenlere göre ya öyle bir şey olması lazım dese biz onu nasıl tasvir ediyoruz? Bu kişi hakikate ayağını, yani birinci basamağına bastı demektir. Kendi dünyasında hakikate bir adım girdi demektir. Ondan beklenilen orada durması değil de devam etmesidir. Yani artık o iman sarayına girecek, içerisini inceleyecek. Bizim problemimiz burada. Evet, insanlar ayaklarını basıyorlar, bir adım sarayın içine bir adım giriyorlar. Allah'a inanıyorum, İslam dini benim dinidir dememle, demeleriyle pratiği konuşuyorum şimdi. Teoriyi değil. Siz teoriyi konuştunuz Ahmet Ali. Demeleriyle. Fakat o bir adımı atıp duruyorlar orada. İşte bu insanlar teşvik etmek lazım. Kardeşim devam etsene. Bu neyin nesidir? Araştırmaya devam et. Ben şehadet getirdim. Cenneti işte, yani Müslümanım da, işim bitti deyip dünyaya harcıyorsun. Bütün insani duygularını dünyaya ait, fani eşyaya ait kullanıyorsun. Neden o insani duygularını, o duyguların sana veriliş maksadı doğrultusunda kullanma çabası göstermiyorsun diye bu insanları ikaz ederken, ki Kur'an'ın bir özelliği de nezir olmasıdır, ikaz etmesidir. Beşir de sen ikaz ettikten sonra o kişiyi eğer hakikatin farkına varırsa insaniyeti memnun olur, mesrur olur, sevinçle dolar. İmanın bereketini yaşamaya başlar özetle. Teşvik etmek lazım. Sen ayağını attın, sarayın içinde bir ayağın sarayın içinde. Yeter canım dercesine, insanlar böyle inanmışlarsa da olur canım. Niye onları ikaz ediyoruz, beğenmiyoruz? Haşa, beğenmemek değil. Teşvik etmek gerekir. Kendimizi de onları da. Onun için devamlı bak, güzel ettin ayağının birini içine, sarayın içine attın ama daha sarayın içinde ne var ne yok bilmiyorsun. İnkar etmiyorsun ama sarayın içindekilerden haberin yok. İnsaniyetin o sarayın içindekileri araştırmak için verildi diye insanları devamlı ikaz etmek, teşvik etmek gerekir. İtham etmek değil. İtham ederek yapamayız zaten. Yani bazen genellikle itham dili kullanıyor olabiliriz ama kullanmamak lazım. Teşvik, inzar kullanmak lazım. Nezir kullanmak lazım. Yani Resuller nezir olarak geliyor diye. Demir şöyle yazmış, dersin başında aklıma gelmişti, komünistler neden Müslüman değil diye. Şimdi orası büyük problem. Komünistler Müslüman değil de onların Müslüman olmadıklarını söylerler de onların Müslüman olmayışlarının sorumlusunu araştırmak lazım. Aslında böyle bir hürriyeti bu kadar detayıyla analiz eden, teşvik eden eser varken onlar hürriyetten yanayız, Müslümanlar İslamiyet taklit dinidir, İslamiyet tahakküm dinidir dedikleri zaman hürriyetin böyle bir din olduğunu, buradaki anlatılan İslam dininin buradaki anlatılan şekilde bir hürriyet taraftarı olduğunu toplumda görmek pek mümkün değil. Adamların bir noktada mazereti de var. Hiç araştırsınlar efendim dediğimizde doğru söyleriz. Ama aynı zamanda bir de örnek görmüyor hiç.
Yani söylem bile yok. Hadi pratik zaten yok. Az da söylem bile görmüyor. En azından laf olarak söyleyelim. Biz hürriyetten yanayız diye. Kur'an hürriyeti ilan ediyor. İnsaniyetini kullanmayı söylüyor. Hani burada Nursi'ye dikkat edeceğiz. Bakın gidin de Kur'an okuyun, hadis okuyun demiyor. Ya insaniyetini kullan diyor. İnsani duygularına hürmet et diyor. Çünkü onsuz, yani insani duygularını kullanmayan bir kişinin Kur'an'ı ve hadisi anlaması da mümkün değil. Onun için gerçekten dediğiniz doğru. Evet, Ahmet Ali mikrofonu, evet, Uğur da ikaz etmiş mikrofon konusunda ama ben yukarıda kaldığım için görmedim onları. Teşekkür ederim hatırlattığınız için herkese. Evet, inşallah bu söylemleri açıkça söyleyeceğiz. Bu ifadeleri açık kullanacağız. Aman efendim, şimdi hürriyet dersek insanlar nefislerinin hürriyetine kapılı verirler. Nefislerinin yoluna giderler ya. Böyle en azından namaza gidip geliyor. İşte gitsin gelsin demek doğru, hak bir tavır değildir. Hürriyetini kullanarak insanların insaniyetlerini geliştirmesi yoluna gitmeleri şarttır. Nursi'nin davası da budur. Onun için Nursi'yi anlamıyorlar diye başta söyledik ya, anlamazlar. İttihat Terakki Partisi ile neden ilk 2-2,5 yıl barışık bir şekilde ilişki kurdu Said Nursi? Hiçbir şey, hiçbir müderris İttihat Terakki Partisi'ni, hoca, molla, şeyh, İttihat Terakki'sini desteklemediği zaman da Nursi destekledi. Neden? İşte Nursi o kavramları İslam adına sahip çıkarak, meşrutiyeti meşrua, hürriyeti şer'iye diyerek insanların öne sürdükleri kavramların aslında hak kavramlar olduğunu ve bir alim zat olarak, bir hoca olarak, bir artık ne diyelim, şeyh olarak mı diyelim, artık onların gözünde Nursi'nin şeyhliği mehliği yok da öyle bir iddiası falan yok ama işte biz hani düşünmeden her şeyi yakıştırırız. Ama bir alim zat olarak diyelim, ulemadan bir zat olarak İslam'ın şerefini kurtarmak için o insanlara ben Müslümanım, İslam dini alimiyim ve hürriyetten yanayım, meşrutiyetten yanayım diye bir fiil gösterdi. Doğru yaptı. Bizim de yapmamız lazım. Bizim de bu söylemi geliştirmemiz lazım. Ondan sonra bunlar iktidara gelince, yani İttihat Terakki iktidara gelince, diktatörlük uygulamaya başlayınca parti olarak onların iktidarını reddetti. Ayrıldı. Ama hala hürriyeti savunmaya devam etti. Münazarat Risalesini sonradan ortadan kaldırmadı ki. Hürriyeti savunmalarından dolayı destekledi. Ne zaman hürriyetten vazgeçip komiteciliğe yöneldi, desteğini çekti iddiaçılardan. Efendim, dikkat etmek lazım. Said Nursi hürriyeti savunmalarından dolayı İttihat Terakki'yi desteklemedi. İttihat Terakki'cilerin içinde, dikkat edelim, İttihat Terakki'cilerin söylemini sürdürdükleri hürriyetten yana olma, eşitlikten yana olma, adaletten yana olma, kardeşlikten yana olma, onların söylemlerinin temelleri bunlardı. Kardeşlikten yana olma kavramlarını din adına temsil etmek üzere onların içinde bulunuyordu. Yani İttihat Terakki'sini destekledi demek yanlış olur. Din adına onların içerisinde barışık olarak bulunup, ben de sizinle beraberim ama benim beraberliğim dinin bu kavramları tasdik ediyor oluşundan dolayıdır diye dini kisvesini çıkartmadan, daha doğrusu kimliğini zahirde de açıkça göstererek
Kürdistan'daki giyim kuşam şeklini muhafaza etmek suretiyle İttihat Terakki'nin içerisinde Kürdistan ulemasından bir kişi olarak fiilen bulunup Hürriyeti Şer'iyeyi, Meşrutiyeti Meşru'ayı destekledi. İttihat Terakki'yi desteklemedi. Çünkü onlar ihtilalle gelmeye çalışıyorlardı. Askeri güç idiler. Nursi askeri gücü desteklemez. Ama askerlere imanın, İslamiyet'in hakkaniyetine tabi olmaları ve o hakkaniyeti korumaları gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunur. Bu inceliklere dikkat etmemiz lazım. Efendim, İttihat Terakki'den desteğini çekti. Hayır, Saadet Nursi'nin öyle bir İttihat Terakki'nin içerisinde particilik yapıp, parti propagandası yapıp da ondan sonra artık o propagandayı vazgeçti değil. İşte yapmış olduğu propaganda münazarat risalesidir. Münazarat risalesinde İttihat Terakki'yi bir parti olarak destekleyen bir kelime bulamazsınız. Demek ki bir partiyi desteklemek ayrıdır. O partideki bir söylemin hak olduğunu temsil etmek ayrıdır. Bu ayrımlara dikkat etmemiz gerekir. Evet. İşte burada kalalım. İşte müşahhas bir şekilde istibdadı görmek istiyorsanız çevrenize bakın. İstibdadı uygulayan ve temsil eden ağalar, şeyhler göreceksiniz çevrenizde. Beyler, ağalar, şeyhler diye bahsetti daha önce. Göreceksiniz. Onların şahsında istibdadın ne demek olduğunu anlayabilirsiniz dedi. Ama kendisi ne isim verdi ne de bir şahsı gösterdi. Ama siz görebilirsiniz eğer dikkat edip bakarsanız dedi. Evet. Demir hak kimde olursa olsun sahip çıkmakla. Evet. Hak kimin elinde olsa o benim grubumda değildir diye karşı çıkma hakkına sahip değiliz. Hakkı savunacağız. Ama bu kişi, bu hak birisinin elindeymiş de efendim o kişi aynı zamanda başka kötülükleri de varmış, beni o kişi ilgilendirmez. Zaten kişi adına konuşmak her zaman bizi yanıltır. Kişilerle bağlı olarak konuşmak ve tahlil yapmak her zaman bizi yanıltır. Ama tamamen teoride buradaki konumuz olan hürriyetten yana olmayı açık açık konuşmamız lazım. Evet, başka sizden söyleyecekleriniz varsa buyurun, değilse ben burada kaydı kapatıyorum, bekliyorum yazılan çizilen var mı diye. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin.